Kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda Mayboard kutu açılışını yapmıştık. Şimdi ise artık parçaları birleştirip Mayboard robotumuzu hazır hale getirelim. Hemen parçaları birleştirmeye başlayalım. Evet, şimdi kitapçığımızı alıyoruz. Mayboard robotumuzu birleştirmek için kitapçığın üzerinde yazan ifadelere dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki şu an bende Türkçe versiyonu olmadığı için kitapçıkta Türkçe yazmıyor. Önemli değil zaten. Şekile baktığımız zaman, yani kitabın üzerindeki şekillere baktığımız zaman nasıl yapacağımızı görebiliyoruz. Buradaki bütün parçaların hangisinin nereye geleceğini krakio olarak göstermiş. Yine geçelim. Yine burada baktığımız zaman kartımın üzerindeki özelliklerden bahsediyor. Nerede ne var? Tabii yine okuyamayacağımız için anlamayacağız. Ama internette bunun kitapçığı Türkçe olarak bulabilirsiniz. Gerçi hiç gerek yok. Sadece resme bakarak zaten robotumuzu tamamlayabiliriz. Şu an burada 1 demiş. Baktığımız zaman burada motoru nasıl yerleştireceğimizi bize gösteriyor. Burada hemen şu demir kısmını alıyoruz. Bakın buradaki şekillere bakın. Nasıl koyacağınızı zaten göstermiş burada. Robotu içi boş ve baktığımız zaman sarı motorlar içeri girdiğini gösteriyoruz. O yüzden de bu şekilde tutmamız lazım. Bakın aynı şekilde duruyor. Kitapçık nasılsa siz de aynı şekilde, bakın burada resim nasılsa siz de aynısını yerleştirmek zorundasınız. Bazıları algılayamıyor. Bu şekilde yaptığınız zaman daha rahat olacaktır. Bakın aynı şekilde tuttuk. Daha sonra motorumuzu alıyoruz. Bakın burada beyaz kısım sağa gelmiş. Tabii kablosu diğer tarafta, kablosunu gösteriyor. Şu şekilde tuttuğumuz zaman bakın. Ve buradaki delikten geçeceğini bahsediyor. Ve vidalar var. İki tane vidayla geçirip karşıdan sıkacağımızı gösteriyor. O halde aynısını yapalım. Tabii ki oradaki vidalarımızın boyutuna baktığımız zaman uzun. Burada birçok vidalar mevcut. Zaten pakette gelmişti. Buradaki uzun vidalarımızı alıyoruz. Ve çıkartalım. İki tane olduğu için. Evet, bu şekilde yerleştirdikten sonra küçük deliklere bakarsanız buradaki vida yerlerinin tam geçmiş olduğunu göreceksiniz. Tam oturduğunu ve karşıyı göreceksiniz. Şu şekilde bakın. Evet, şu an oldu ve geçirebiliriz. Siz zaten tutarken de hiç döndürmeden direkt olarak geçmesi gerekiyor. Tabi bazen sıkıntı olabiliyor. Çocukların gücü yetmeyebiliyor. Şu an biraz bastırdım ve hemen yerleşti. Hiçbir şekilde döndürmedim. Ama sıkıntı olursa yine döndürerek de karşıdan karşıya geçirebilirsiniz. Veya eğer çocukları yaptırıyorsanız bunlara dikkat edin. Bazılarının gücü yetmeyebilir. Veya bizim tornavidamız var. Bununla da döndürerek de gidebiliyor. Karşıdan da yine küçük somlarımızı sabitleyelim ki motor yerinden oynamasın. İşte burayı sıkarken çocuklar sıkıntı yaşayabiliyor. Et bu şekilde görmüş olduğumuz, sıktırdık. Diğerini de aynı şekilde karşıdan sıktıracağız. Ve elle sabitlediğimiz zaman zaten düşmeyecektir. Bunu kurslarda eğer çocuklara yaptırıyorsanız buna çok dikkat edin. Sürekli düşecektir. O yüzden fazla yedek vida alsanız da iyi olur. Somun almanız daha iyi olur. Veya her kurstan sonra mutlaka robotları kontrol edin. Evet, bu şekilde sıktık. Aynı şekilde diğer tarafı da karşıdan geçiriyorum. Bu şekilde motor bağlantılarımızın ikisini de yapmış olduk. Görmüş olduğunuz gibi 2 numaralı da diğer motoru nasıl bağlayacağımızı zaten göstermiş. Şimdi 3 numaraya baktığım zaman teker bağlantıları yapmamız isteniyor.
Zaten tekerimiz bu şekilde hazır geldiği için sıkıntı yok. Yani lastik dolduğu için açılıp gevşeyebiliyor zaten de baktığımız zaman. Sizler de hemen ne yapabilirsiniz? Bu şekilde bağlantınızı yapabilirsiniz. Tam oturduğuna dikkat edin. Daha sonra tekerleri bağlamamız isteniyor. Şu an tekerleri bağlamayalım. En sonda bağlasak daha iyi olur. O yüzden şimdi kalsın. Buradan dikkat edecek olursanız vide yerleri var. Bu vide yerleri de buradan karşıdan, tabii ki burada motorlarımızın şu kısmı var. Tekerleri birleştikten sonra vidalar buradan içeri girecek karşıdan. Ona çok dikkat edelim. Yani şu şekilde motorlarımızı gösterelim. Kenarlarında düz kısımlar var burada, yuvarlak değil. Buna çok dikkat edelim. Burası yuvarlak, şurası düz. Aynı şekilde motor tekerleğimizde baktığımız zaman içeriden düz ve kenarlar şuralar yuvarlak. Onları üst üste gelecek şekilde taktığınız zaman zaten birleşecektir. Bakın direkt geçti. Tam yerine yerleşti. Ve buradan vidayla ne yapmamız lazım? Karşıdan sıkmamız lazım ki tekerler çıkmasın. Mutlaka bunları tekerleri vidayla takalım, sabitleyelim daha iyi olur. Evet, şu an tekerleri en son takmamız daha mantıklı. Yani illa resme göre yapacağız diye bir şey yok. Önemli olan nerede neyi yapacağımızı çok iyi bilmek. Ama bazen resimlere bakarak da daha sonra bu şekilde olmayacağını görebiliyoruz. Şimdi 5 numaraya gelecek olursak da burada çizgi izleyen sensörle burada sarhoş tekerlek var. Bunların bağlantılarını yapmamız gerekiyor. Sarhoş tekerleğimizi alıyoruz. Çizgi izleyen sensörümüzü de aldık ve resimdeki gibi yerleştirmemiz lazım. Dikkat edecek olursanız şurada iki tane çıkıntı var. Yani aslında şu şekilde durduğunu anlıyoruz. Bakın şu alttaki siyah kısımda, burada alttaki siyah kısımla aynı. Genelde bunu çocuklar yaparken karıştırıyor. Bunu dikkat edelim. Şu şekilde kağıdın üzerine yerleştirdik. Ve sarhoş tekerleğe bakacak olursak yine sıkıntımız burada. Tekerleğin şu şekilde durması gerekiyor. Resimde de göstermiş zaten. Ve vida yerlerine bakacak olursanız da ikinci kısma geldiğini görüyoruz. Bakın birinciye değil, ikinci boşluk tam ortaya geldiğini görüyoruz şu şekilde. Daha sonra da mavi kısmındaki de bakın burada 1, 2, 3. Buradan da 1, 2, 3. Yani tam oradaki iki taneye geldiğini görüyoruz. O hiza, yani buradaki vidanın kırmızı çizgisine dikkat edeceksiniz nereye geldiğini. Zaten çocuklar yaparken en çok burayı karıştırıyorlar. Bu kısımda da çocuklara mutlaka yardımcı olmaya çalışın, kontrol edin. Şu şekilde de bakın biraz önceki gibi robotumuzu aynı şekilde tuttuk mavi kısmı. Dikkat edin burada. Tekerler tabii takıl değil bizde. Motorların uç kısımlarına zaten dikkat edin. Bu şekilde olduğunu görüyoruz ve daha sonra da vidalarla bakın vidalarımız burada küçük olduğunu görüyoruz. Büyük vida değil. O yüzden de küçük vidaları alacağız. Evet, şu şekilde görmüş olduğunuz iki tane vidayı aldık ve resimde gösterdiği gibi takıyoruz. Evet, burada elle dönmeyeceği için artık torna vidamızı kullanmaya başlayabiliriz. Torna vidamız da aslında iki yönlü baktığımız zaman. Şu kısım yıldız. Diğer kısımda baktığımız zaman diğer vidaları sıkıyor. Evet, şu an şunu içme kısma getirelim. Evet, burada torna vidamızın şu kısmını taktıktan sonra bu şekilde taktıktan sonra içeri zaten rahat giriyor. Döndürüyoruz. Ve artık vidamız sıkılmış durumda, çıkmıyor artık. Gevşetmek için de yine şu şekilde gevşetiyoruz. Evet, şimdi yine sıkalım. Daha sonra aynı şekilde vidalarımızı tekrar yerine yerleştirelim. Daha sonra da döndürmeye başlayalım.
Evet, bu şekilde sarkoç tekerleğimizi de yerleştirdik. Görmüş olduğunuz gibi şuradan kenardan da zaten boşluk olmuş oldu. Daha sonra 6. adıma baktığımız zaman da bize mesafe sensörümüzü yerleştirmemiz isteniyor. Ona da yine küçük vidalar bağlamamız gerekiyor. Şu şekilde tuttuğunu görün. Bakın robotumuzu bu şekilde tutarsak yanlış. Çünkü tekerlek bakın altta. Yani bizim demek ki şu şekilde tutmamız gerekiyor. Daha sonra da bakın bu ağız kısmı şu göz kısmına takmanız gerektiğini söylüyor. Yani şu şekilde vida yerlerine gelecek karşıda. Şu şekilde tutmamız gerekiyor ve sıkmamız gerekiyor. Evet, diğer vidayı çok fazla sıkmadım çünkü bunun aşağı yukarı oynaması lazım tam deriye karşısına gelmesi için. O yüzden buna dikkat edelim. İki vidalı olanlarda birini çok sıkmadan. Evet, şu an görmüş olduğunuz gibi göz kısmımızda, ağız kısmımızda yerleşmiş oldu. 6. adımı tamamladık. 7. adıma bakacak olursak da kabloları çıkartmamız isteniyor. 3 tane kablo olduğundan bahsediyor. Burada bağlantı kablolarını da bağlamamız lazım. Tabii ki burada bağlantı kablolarını göstermemiş. Yani şu iki tane siyah var. Bizde ne var şu an? Motor kabloları var sadece. Baktığımız zaman. Yani şu içeriden, bakın şuradaki içeriden motor kablolarını yukarı çıkartmamız gerekiyor. Tabii ki çok fazla resme odaklandığımız zaman da aslında bazı şeyleri tam anlayamayabiliriz. Ama bu robotu yaptıktan sonra bazı şeyleri daha rahat anlayabiliyorsunuz. Evet, görmüş olduğunuz gibi kabloları geçirdik. Aynı zamanda burada sensörümüzün kısmı var. Burada. O kabloları da şu şekilde, bakın burada sensör kabloları vermiş. Bu sensör kablolarını yerleştirerek yine içeriden dışarıya doğru çıkartalım. Burada iki tane kablomuz var. Çünkü iki tane sensörümüz var. Şimdi kablomuzun baktığımız zaman burada çıkıntılı kısmı var. Tık diye geçmesini sağlıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Burada da tırnaklı kısmın yukarıda olduğunu anlıyoruz. Bakın burada belki siyah olmasından dolayı görünemeyebilir. Yukarıda geçme yeri var. Aşağıda dişler var. Demek ki aynı şekilde burada tırnaklı kısım yukarı gidecek. Dişler alt kısma gelecek. Bakın. Dişleri alt kısmında, alt kısımda olacak şekilde yerleştiriyorum. Zorlamadan yerleştirmeniz lazım. Çünkü bu tam ittirdim ve tık diye geçti gördüğünüz gibi. Sesi duymanız lazım. Eğer çok zorlarsanız kesinlikle olmayacaktır. Bazı çocuklar bunu takarken ses duymuyorlar ve daha sonra sensörler çalışmıyor. Sonra kontrol ediyoruz, bağlantılar doğru gözüküyor ama gevşek bağladıkları için bağlantı yerlerinden çıkıyor. Çünkü robot hareket ederken sürekli yerinden çıkma durumu karşımıza geliyor. Yine buradan alttan yukarı doğru çıkartıyoruz ki kablolarımızı bu sayede sıkıntı çekmeyelim. Evet, bu kablomuzu da yukarı doğru çıkarttık. Şimdi diğer kısım var. Yine aynı şekilde mesafe sensörümüzde de aynı olayı yapıyoruz. Yine kablomuzu alıyoruz. Tırnaklı kısım. Tırnaklı kısım burada yine üstte. Evet, geçti. Dediğim gibi çok zorlamadan zaten hızlı bir şekilde yapıyoruz. Daha sonra da kabloların hepsini yerleştirdik ve yukarıdan çıkmaları sağladık. Bütün kablolarımız yukarıda. İki tane siyah var. Bu da bakın görmüş olduğunuz gibi şu resimde. İki tane de motor. Beyaz. Şu an birleşik gibi gözükebilir ama hepsi de karşımıza geldi. 4 tane yine uzun
şu şekilde vidalarımız var. Onları takalım diyor. Bunlar da artık orada pil yuvasının geçme kısımları olacak. Pil takma kısımlarının dengelemesi için burada boşluk bırakmamız gerekiyor. O boşluğu da bu vidalar sayesinde sağlayabilir. Bunlar robotlarda yükselti sağlıyor. Boşluklar yapmamızı sağlıyor. Bu sayede piller takabiliyoruz. Değişik robotlarda da sizler de bunları kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde kullandık. Yükseltimizi hazırladık. Diğer bölüme geçiyoruz. Şimdi burada baktığımız zaman kapağı açın diyor. Yani artık kart bölümüne geliyoruz. Bu kısmı aldık. Bunun altında naylon var. Naylonu çıkartabilirsiniz. Çünkü lipopil bağlayacağımız için bizim kutumuzdan lipopil çıktı. Alttaki kısımda lipopil bağlamamız gereken tırnaklar var. Evet, şurada tırnaklar lipopilin kutusunun geçmesi için yerler. Daha sonra şu kısma geliyoruz. Bakın burada rahat bir şekilde çıkıyor bunların hepsi. Tabii bu kartı çıkartmaya gerek yok kart kutusundan. Evet, kart kutusunu şu şekilde tuttuk. Bakın aynısını tutmanız gerekiyor burada. Şu kısım, DC kısım, hatta üzerinde numaralar da var. Onları net görüyor musunuz bilmiyorum. Şu şekilde tutmamız gerektiğini anlıyoruz. Bakın şu kısım buraya geldiği için aynı şekilde tutuyoruz. Belki şuradan da anlayabilirsiniz. Bakın burada şu yuvarlak kısım buraya gelmiş. Aynısını tuttuktan sonra bakın burada kartımız var. Bu 2.4G. Çünkü burada yukarıda bakın 2.4G demiş. 2.4G bağlantı sensörümüzü aldık. Bakın bunu şuradan geçirmemiz lazım. Yani şuradaki tırnakları geçirmemiz lazım. 4-3 delikten oluşan tırnaklarımız var. Bunun da aynı şekilde 4-3 görmüş olduğunuz gibi tırnakları var. Yani şu şekilde tutmamız lazım. Zaten gösteriyor. 3 diş bu tarafta önde olacağını gösteriyor. Yani şu şekilde tutmamız gerektiğini anlıyoruz. Çünkü neden? 4 tane zaten burada diş var. 3 tane de burada. Yani 7 tam burası bir şekilde. Bakın hemen zorlamadan bu şekilde kartımızı taktık. Daha sonra da üstten kapağımızı kapatıyoruz. Artık bağladıktan sonra kapalı bir şekilde de kutumuzu halletmemiz gerekiyor. Aynı şekilde kutumuzu yerleştiririz. Tam doğru bir şekilde takmamız gerekiyor. Evet, biraz önce görmüş olduğu gibi yuvasına oturmadı. Şimdi tam oturdu. Zaten geçti. Çok fazla zorlamanıza gerek yok zaten. Çünkü burada vida yerleri var. Burada bağlantı yapacağımız için bu bağlantılar sayesinde hemen hızlı bir şekilde yerine oturacaktır. Evet, burada baktığımız zaman lipopilin nasıl yerleştirileceği gösterilmiş bu bölümde. Lipopil kutumuzu alıyoruz. Bakın burada lipopil kutumuz. Bu lipopil kutumuzun da açık olması gerekiyor. İçine yerleştireceğiz. Evet, lipopilimizi de aldık. Daha sonra ise burada lipopilimizin kablosunun geçeceği bir delik var yan tarafta. Diğerlerinde böyle bir şey yok. Ona göre lipopilimizi döndürüyoruz. Ve tam bu deliğe gelecek şekilde lipopilimizi içine yerleştirmemiz gerekiyor. Evet, tam manasıyla oturdu. Daha sonra bu kutuyu alıyoruz. Ve üstüne kapatmamız gerekiyor. Zaten bu nasıl kapatılacağı fark etmiyor. Her türlü bir şekilde deliklere zaten yerleşiyor. Tam manasıyla geçiriyoruz. Ve artık kutusunda mevcut. Daha sonra baktığımız zaman şurada daha önce yapmıştık bunu. Alt kısmı şu şekilde döndürüyoruz. Bu şekilde duruyor. Nereden anladık? Bakın burada iki tane delik var. İki tane delik var. Şurada da şu kısımlar var. Eğer bu kısım olsaydı şöyle tutsaydık bakın. Şöyle olmayacaktı. Tam tersi. Veya şöyle tutsak tırnaklar olmayacak. Bakın bunun gibi. Ya şu iki deliği bulmaya çalışıyorum. Yani her halükarda bunu böyle tutmamız gerekiyor. Başka çare de yok. Evet, şu tam yerleşti. O zaman ne yapacağız? Bunu aldık. Şimdi kablo yeri şu şekilde durması gerekiyor diyor. Bakın kablo burada durması gerekiyor. Şimdi bakın şu şekilde dikkat edin.
Bunun tırnakları yukarı geliyor. Bakın iki tane tırnak var. Bu şekilde kablomuz durdu. Şimdi burası şu alt kısım. Bakın şu üst kısım ve alt kısım gözükmekte. Bunları bu şekilde takmamız gerekiyor. Aynı dediği şekilde. Yani üstteki nereye gelecek? Buraya gelecek diyor. Şu kısım buraya gelecek. Bu alttaki kısım da buraya gelecek diyor. Peki bunu bu şekilde yapmamız gerekiyor. Yani döndürüyoruz. Bakın. Şimdi dikkat edin. Şu şekildeydi. Döndürdüm. Şu alttaki kısım buraya gelecek. Yani şuraya girecek. Şu şekilde. Diğer kısımda bu şekilde. Bakın bastırıyorum hafif. Ve şu an yerleşti. Önce bu tarafı geçirdim. Sonra burayı hafif bastırınca yerleşti. Yani bu şekilde tutmanız gerekiyor. Şimdi resme göre baktığınız zaman bu biraz anlaşılması zor. Yani bu nasıl olur diyeceksiniz. Eğer çevirmezseniz, yani kablo yeri buraya gelmezse kafanız karışacaktır. O yüzden buna dikkat edelim. Bu şekilde hallettik. Daha sonra da geliyoruz, bağlantımızı yapıyoruz. Yani nasıl yapacağız? Üst kısmına şu şekilde tutacağız. Bakın delikler şu şekilde tuttuk. Delikler. Bakın resimde ne diyor? Delikler üste gelecek şekilde. Şu kabloları tabii ki, şu kablolar da çok önemli. Ve kabloları bakın direkt sıktırın diyor. Hayır, kesinlikle bunu yapmıyoruz. Neden yapmıyoruz? Bakın bu kablolar şuradaki siyah kablolardır. Hangisi bu tarafa? Bakın bir tanesi bu tarafa, bir tanesi bu tarafa. Şu beyazlar zaten bu tarafta olduğunu biliyoruz. Bu ikisi buradaydı. Daha önce görmüştük. Şimdi bu siyahlardan hangisi diğer tarafta, hangisi diğer tarafta? Bakın biraz önceki resimde hangisi hangisi nereye geldiğine dikkat edeceksiniz burada. Bunu anlamanın yöntemi var. Yani şuradaki mesafe sensörü mü diğer tarafa gidecek? Yoksa çizgi sensörü mü? Hangisi? Bunu iyi ayarlamamız gerekiyor. Burada numaralar var bakın. 1, 2, 3, 4 diye. Şimdi hangi numara mesafe sensörü, hangi numarada? O zaman kitapçımızın ilerisine gidelim. Bakın burada mesafe sensörünün 4, 3, 3 numaraya gittiğini gösteriyor. Demek ki bizim mesafe sensörünün, yani mesafe sensörümüzün kablosu şu. Burası. Şuradan gelen kablo. 3 numaraya gitmesi lazım. 3 numara ne tarafta? Baktığımız zaman bu tarafta. Şu şekilde. 3 numara. Bu şekilde yerleşim. Demek ki bizim kablomuz bu tarafa doğru olacak. Doğru. Diğer kablomuz da o halde bu tarafta olacak. Zaten motorlarda bu şekilde olacaktı. Şu şekilde bastırdıktan sonra bakın. Şu şekilde yaptıktan sonra üstüne yerleştiriyorum. Ondan sonra sıkmaya başlıyoruz. Şu şekilde tık diye yerine oturdu. Ve artık şu deliklerden sıkacağız. Buradaki en büyük problem neydi? Çocuklarda. Bunlar çocuklar kabloları yanlış yerden geçirdikleri için robotlar programlama esnasında hata veriyordu. O zaman işte bu sensörlerin yeri çok önemli. Bunu iyi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Eğer ters takmışlarsa kodda ne yapmamız lazım çocuklara? Mesela diyelim ki 3 numarada mesafe varsa 3 demeyecekler mesela. Farklı bir yazı yazacaklar. Peki biz işte bunların yerlerini değiştirebilir miyiz? Yani ben işte 2 numaraya taksam mesafe sensörünü. Olur. Ancak kodlama bölümünde buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü hazır kodlarda baktığımız zaman MBlock programından bunu kodlarken kendi hazır programı var. Orada sıkıntı verebiliyor. Yani orada hazır kod veriyor. Mesela diyor ki işte mesafe algılayıcı kapı 3 olsun diyor kodda. Sen şimdi kapı 3'e bağlamamışsan o hazır kapı 3 diyor zaten. Kodlar hata veriyor. O zaman kapı 3'ü oradan değiştirmek zorundasınız. Yani kapı 2 diye yapmıştınız. Kapı 2 olsun diyeceksiniz. Evet, bu şekildedir. Destekledik. Gayet düzgün. Şimdi bu kısma geldiğimiz zaman burada pil göstergesi yapıyor. Ben tabii ki şu an pil bağlamadım. Lipo pil bağladığım için. Peki bağlasaydım pil sağır mıydı? Hayır. Lipo pille pilleri aynı anda bağlayamıyorum. Sıkıntı veriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Peki bağlayabilir miyiz? Baktığımız zaman bunu şu kısma koyarsam üstüne pil yerini şu şekilde monte edersem, tabii ki pille lipo pili aynı anda bağlamayacağım. Lipo pil bittiği zaman lipo pil kablosunu enerji yerinden sökeceğim. O şekilde daha fazla kullanma imkanı da olabilir. Ama ben şu an pil yerini bağlamayacağım. Bunu da resimlerden sizler bakarak yapabilirsiniz. Tabii burada da bazı
ipucu noktaları var. Buna çok dikkat edin. Kablo yerlerine çok dikkat edin. Nasıl bağlayacağınızı, nasıl ters. Hani pil bağlarken ters çevirme olayı vardı. Ona dikkat edelim. Yine aynı şekilde pilimizi bağlayalım demiş ve birleştirelim demiş. Ve robotumuzu da bu şekilde üstten görünümünü vermiş. O halde biz de kabloları bağlantılarını yapalım. Evet, mesafe sensörü bu taraftaydı 3 numaraya. Yine bakın burada tırnaklar aşağı. Çentik kısmı yukarı gelecek. Bakın direkt geçti. 3 numaraya bağladım. Ses geldi. Diğeri de 2 numaraya. Dediğim gibi hiçbir problem yok. Önemli olan sıkıntı çekmeyelim. Şimdi gelelim burada robot motorlarına bakalım. Burada M1, M2 var. M1, M2 sağ sol kısmı. Şimdi şöyle yapacaksınız. Robotu yukarıdan bak, kuş bakışı baktığın zaman bu sağ taraf, sağ el tarafınız, sağ taraf, yani şu motor sağ tarafınıza geliyor. O zaman bu motorun kablosu right, sağa gelecek şekilde ayarlamamız gerekiyor. Sağ motor ve sol motor. Zaten burada göstermiş, bakın burada, şurada sağ ve sol üstten bakınışı. Şimdi buradaki kısma baktığımız zaman, zaten hangisi sağ hangisi sol diye baktığımız zaman şu şekilde, şu motor sağ motor olduğunu anlıyoruz. Bakın buradaki yazıyla buradaki yazı aynı kısma geldiği için şu ikisi aynı. Şu ikisi de aynı yazı. İlla dil bilmeye gerek yok. Demek ki bu M2 sağ motor olacak. Demek ki bizim M2 sağ gelmesi lazım. O halde yukarıdan baktık. Burası sağ motor. Demek ki bunun kablosunu bulmanız gerekiyor. Bunun kablosunu bulmak için aşağıdan motorun oynatıyorum. Kablosunu oynattığınız zaman, şöyle elinizle çektiğiniz zaman, bakın şu an çekiyorum, kablo geliyor. Tuttum. Evet, şu an sağ motorun kablosunu tutuyorum. Sağ motorun kablosunu tuttuktan sonra M2, yani sağ gelecek. Zaten sağdaki de sağ geliyor. Her şey düzgün bir şekilde verilmiş. Şimdi çentiklerine dikkat edin, bakın buradaki yuvalarına girecek şekilde. Bunun da bakın kızak kısmı var. Kızak kısmı alta gelecek. İki tane delik var. Kızak kısmı alta gelecek şekilde takıyoruz. Çok zorlamayacaksınız. Yani bunlar zaten rahat bir şekilde geçecektir. Buna çok dikkat edelim. Eğer zorlarsanız, içindeki tırnaklar kırılırsa sıkıntı yaşarsınız. Belki tamiri de mümkün olmayabilir. Evet, taktık. Bakın bu da ikisi de rahat bir şekilde geçti. Çıkartırken de ikisini de tutarak dipten parmağınızda geniş alacaksınız. Biraz uçlarını bastırarak çıkartabilirsiniz. Özellikle kurslarda sürekli tak çıkar olduğu için. Ama bence bunu eğer sizler kurslarda yapıyorsanız kendiniz çıkarmanız iyi olacaktır. Sıkıntı verebilir. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde robotumuzu tamamladık. Her şey tamam. Resimde olduğu gibi. Burada baktığımız zaman piller hakkında bilgi verilmiş. Kumanda hakkında bilgi verilmiş. Tabii ki burada Türkçe olmadığı için pek fazla bir şey anlayamıyoruz. Ama burada 2.4G'ye baktığımız zaman laptopa bağlantı girişlerini anlatmış. Buradaki ışık yanma olayını anlatmış. Aynı zamanda internet sitesi vermiş. Oradan da kontrol edebilirsiniz demiş. Birçok, bakın burada sensörlerden bahsetmiş. Hangi sensörlerle bu robotu kullanabileceğimizi bahsetmiş. Sıcaklığı ölçebiliriz. Ses verebiliriz demiş. Birçok sensörlerden bahsetmiş. M-Bot'la uyumlu zaten birçok sensörlerimiz var. Aynı zamanda bu robotu geliştirebiliriz. Örümcek robot, daha farklı robotlar, yangını söndüren robotlar vesaire gibi robotlar şeklinde yapabiliriz diye bahsetmiş. Evet, burada yapacağımız şimdi tekerleri bağlamak. Dediğim gibi tekerlerin çıkıntı kısmını ne yapıyoruz? Burada düz kısım vardı. Düz olacak şekilde, düzle düz olacak şekilde geçirmemiz gerekiyor. Evet, şu an geçti. Ve daha sonra bunu yine buradan sıkmamız lazım. Tabii ki sıkarken ince vida mı yoksa kalın vida mı kullanacağız? Onu yine bakalım. Tekerleklerin vidasına. Evet, daha ince bir vida gösteriyor. Burada da baktığımız zaman kalınlıklarını zaten yazmış. Bakın burada hangilerini kullanacağımızı, 2.2 × 9 mm olandan kullanın demiş. Şu kısmı baktığı zaman 4 × 8 mm daha kalın olduğunu görüyoruz. Zaten iki tip vidamız var. Yani 3 tip. Bir tanesi ince uzun, iki tanesi kısa. Buradaki en küçük versiyonunu bağlayın demiş. Tekerek için.
Burada da zaten küçüklerden vermiş. Hatta fazla vermiş ki kullanım kaybetme durumunda kullanabilirsiniz diye. Bunların kaybettiğiniz zaman da bazı vida satan yerler var. Oralardan da alabilirsiniz. Evet, bu şekilde deliğimize geçiriyoruz. Ve tornavidamızın ucunu değiştirmemiz gerekiyor. Söküyoruz. Ve diğer tarafa doğru çeviriyoruz. Yıldız kısmını getiriyoruz. Evet, şu şekilde yerleştirdik. Gayet düzgün bir şekilde tuttu. Tabii ki bu vidalar olmazsa tekerlerimiz düşecektir. O yüzden de oynarken buna çok dikkat edelim. Evet, bu şekilde Maybot robotumuzu da tamamladık. Evet, şimdi de lipopilimizin bağlantı kısmına geliyoruz. Lipopilimizin de bağlantı kısmını da şuradan yapmamız gerekiyor. Lipopilimizin şu kablosunu yandan çıkartmıştık. Şu şekilde yine uzatalım. Evet, burada yine kızaklı, bakın burada delikler var ve kızak kısmı var burada. Üste gelecek şekilde, buna çok dikkat edelim yönüne. Daha sonra da buradan geçiriyoruz. Evet, bu şekilde bağlantımızı yapmış olduk. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra da robotumuzu açmak için de eğer lipopilimize güç varsa şu şekilde buradan açıyoruz ve bağlantımızı görmüş olduğunuz gibi her şeyle tamam olmuş oldu. Tabii ki lipopilimizi de ne yapmamız lazım? Doldurmamız gerekiyor. O şekilde de şarj ettikten sonra da robotumuzu kullanabiliriz. Evet, görmüş olduğunuz gibi bütün kısımlarını hallettik. Bundan sonraki videolarımızda da 2.4G'yi bilgisayara nasıl bağlayacağız ve Maybot'umuzu nasıl hareket ettireceğiz vesaire, bu bölümlerin hepsini tek tek göreceğiz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde Maybot robotumuzu hazırladık. Tabii ki video belki biraz uzun olmuş olabilir. Tabii çoğu yeri kısarak geçeceğiz. Burada baktığımız zaman ne kadar sürede tamamlayabiliriz aslında bu robotu? 20 dakika ya da 30 dakika içinde de bu robotu aslında bitirebiliriz. Çocukların tabii ki el becerisine de göre bu değişmekte. Bazı çocuklar çünkü vidaları sıkmakta zorlanabiliyor. El becerileri çünkü gelişmediği için. O yüzden bu robotu söküp takmakta çocuklara eğlenceli gelecektir. Tornavidayı kullanmayı vesaireyi kullanmayı rahat bir şekilde bileceklerdir. Evet, görmüş olduğunuz gibi Maybot robotumuzu da bu şekilde tamamladık. Diğer videolarda, diğer çalışmalarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.